T24 seyircileri merhaba. Osman Kavala davasını konuşacağız. Aslında şu anda Osman Kavala ile ilgili bir karar çıkmasını bekliyoruz. Artık bitmek bilmeyen ve bir hukuk kimine göre felaketine ve gerçekten utancına da dönüşen Osman Kavala davası hakkında yazılan yeni iddianamenin ilk duruşması bugün görüldü. Şu anda kısa bir ara var. Savcı aslında tutukluluğunun devamı yönünde talep bildirdi mahkemeye. Ama mahkeme heyetinin karar vermesini bekliyoruz. Şimdi bugün neler yaşandı ayrıntılarına bakacağız. Kavala davasında biliyorsunuz daha önce beraat etmişti ve tahliye kararı hakkında çıkmıştı. Tahliye edildiği gün başka suçlamalarla yeniden gözaltına alınıp tutuklandı ve yeni bir iddianame yazıldı hakkında. Bunun da ayrıntılarına bakacağız. İki konuğum var. Gökçer Tayıncıoğlu bizimle birlikte T24'ün Ankara temsilcisi ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Yeneroğlu. Merhabalar, hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz ve Gökçer sana da iyi akşamlar diliyorum. Şimdi ilk önce Gökçer Tayıncıoğlu'yla başlamak istiyorum. Çünkü o da davayı başından beri izliyor. Bugünkü duruşmanın da ayrıntıları onda. Bize bir kısa özet verir misin? Belki o sırada karar da gelir Gökçer ama şu an bugün tam olarak ne olduğu, tabii ayrıntıları çok fazla ama önce giriş olarak senden alalım. Tabii Osman Kavala casusluk suçlaması ile ilgili ilk duruşmaya çıktı bugün. Duruşmada işte hani rutin işlemler dışında Kavala'nın savunması söz konusuydu. Kavala hakkındaki önceki suçlamaları anımsattı. Bu iddianamenin bütünüyle neden boşa düşmesi gerektiğini anlattı. Bizim iddianamede zaten garip karşıladığımız noktaları vurguladı ama yani işte... Pardon, çok özür dilerim. Gökçer, tutukluluğa devam kararı çıktı. Evet, çok şaşırtıcı değil aslında. Tam da aslında bunu söyleyecektim. Yani bugünkü duruşmayı anlamak için 3 yıl öncesine dönmek gerekiyor. Şimdi çok hızlı bir özet geçecek olursak, Kavala 3 yıl önce 2 suçlamayla tutuklandı. Birisi Gezi olaylarının finansörü oldu. Bir diğeri de 15 Temmuz darbesine iştirak ettiği bir biçimde katıldı gerekçesiyle. 3 yılı aşkın bir tutukluluk var. Uzun süre bu dosyalar ayrılmadı. Daha sonra Gezi davası açılmadan hemen önce dosyalar ayrıldı. 15 Temmuz dosyasından tahliye edildi. Gezi davasından tutuklu kaldı. Bu dava sürdü. Kavala burada beraat etti ki bu sırada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. Kavala Gezi davasından beraat ettiği gün yeniden gözaltına alınarak tahliye edilmişti. Dediler ki 15 Temmuz dosyan var, seni buradan bir daha tutukluyoruz. Ancak şöyle bir ayrıntı vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum ederken 15 Temmuz dosyasını da kapsama almıştı. Bunun farkına vardılar. Kavala'yı önce casusluktan tutukladılar. Aynı suçlamalarla bütünüyle. Daha sonra 15 Temmuz'dan tahliye ettiler ve şimdi görülen dava o tutukluluğuna ilişkin dava. Bununla ilgili iddianame hazırlandı. İşte firari sanık var Henry Barkey. İddia o ki Henry Barkey ile beraber Büyükada'da evet. İşte 15 Temmuz'la ilgili olan bir tane takip edenlerden biriydi. Belki Büyükada'da değildi ama irtibatı vardı ve Türkiye aleyhine casusluk yaptı. Kavala bütün bunların bir kere en başta iddianamede irtibat bulunamamıştır. Çünkü Barkey son derece uzman bir casustur deniyor. Ve delil olarak gösterilen Osman Kavala'nın ofisinin bulunduğu yerdeki baz istasyonunda örtüşen kayıtlar, milyonlarca kayıt var aynı yerde. Gökçer, şimdi sıcak olduğu için bunun ayrıntılarını konuşmak istiyorum. İstersen burada bir virgül koyayım, bir Mustafa Bey'e dönüp ilk tepkisini alayım. Deva Partisi adına ve kendi adına tabii ki. Tahliye kararı artık bu sefer çıkar mı diye herkes umutlanıyordu. Çünkü gerçekten iddianameye baktığımız zaman ne somut delil var, ne kurdukları, iddianamede kurdukları bağlantılarla ilgili tanıkların bir ifadesi var. Ne de tanıklar bu iddiaları doğrulayabiliyorlar. Kimse Osman Kavala'yı Büyükada'daki toplantılarda görmemiş. Ne olduğu belli değil. Hiçbir kanıt ortaya konulamıyor. Artık bu sefer herhalde bu tiyatro biter ve tahliye edilir diye düşünülüyordu. Olmadı. Tutukluluğun devamı geldi. Ne diyeceksiniz acaba?
Sen Cumhurbaşkanı aslında bunu bir hafta önce ortaya koymuştu. Tutumunu net olarak belirtmişti. Onun bu tutumu üzerine bugün bir tahliye kararının çıkması zaten herhalde hepimiz için çok şaşırtıcı olurdu. Olsa da o da neticede bir talimatın tezahürü olurdu. Farklı bir durum ortaya çıktığını zaten net olarak ortaya koymuştu. Fakat şunu belirtmek gerekiyor. Yani şu anda tabii burada aslında gerçekten ortada trajik bir komedi söz konusu. Bunun bir mağduru var. Neredeyse 3 yılı aşkın cezaevinde tutulan, en temel insan hakkı gasp edilen bir kişi var. Ve biz de bu tiyatronun aslında bir parçasıyız. Yani şu anda hukuk bekliyoruz. Yargının adil bir biçimde karar vermesini bekliyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz ki İstanbul, özellikle İstanbul son yıllarda bu olaylara zaten sahne. Yani benzer olayı biz Enis Berberoğlu davasında gördük, benzer olayları Ahmet Altan davasında gördük. Hep aynı ekip bunlar. Yani benzer bir meseleyi de ki Osman Kavala konusu ki gerçekten böyle hukuk adına belki de tarih bunu yazacak. Yani tamam. Hukukun bu kadar katledilebileceği, bu kadar bir insanın en temel haklarının gasp edilebileceği, gözünün içine bakarak adeta toplumla, Anayasa Mahkemesi'yle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle dalga geçirebileceğinin bir örneği. Ve tabii şu var, bu insanlar gerçekten yaptıklarının doğru olduğuna da inanıyorlar. Şimdi böyle bir garip bir boyutu var. Şimdi oraya geleceğim. Zaten ilerleyen dakikalarda İrfan Fidan meselesini de soracağım. Anayasa Mahkemesi seçimlerinde en fazla oyu aldı ve Cumhurbaşkanlığı'nın önünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde şu anda ismi. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek İrfan Fidan. Neden bugün konuştuğumuz konuyla da ilgili? Çünkü Gezi davasının da hem de Osman Kavala davasının da iddianamesini yazan savcı ya da o dosyaya bakan savcı, İstanbul Eski Cumhuriyet Başsavcısı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne seçilmesine muhtemel gözüyle bakılıyor. Birazdan onu da size soracağım ama Mustafa Bey, Gökçer'e ayrıntılar için geçmeden önce şunu sormak isterim. Biraz önce siz dediniz ki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamalardan sonra bugün herhangi bir tahliye çıkmasını beklemiyorduk. Oysa bir ara herkes şunu bekledi doğrusu. AK Parti cephesinden böyle sanki bir adalet reformu yapılacak, sanki bir kıpırdanma var, sanki bir acaba yeniden normalleşme yolunda adım atabilir miyiz gibi bir takım kıpırdanmalar geliyordu. Hafif hafif tabii MHP liderinin açıklamalarıyla bunlar daha başlamadan bitti ama sanki Demirtaş ama özellikle Kavala konusunda bir adım atılabilir. Bu göstermelik tamamıyla algı ve aslında yoksa herkesin böyle bir kılıf biçtiği bir şey miydi? Ne diyorsunuz? Yok, insanlar inanın birçok milletvekiliyle konuşuyorum. Onlar söyledikleri için size şimdi söyleyebilirim. İnanmak istiyorlar. Hatta bir arkadaşımla konuşuyorum. Dedim ki ya daha da mı, daha da mı, tekrar mı, tekrar mı? Ya kaç kere daha kandırılacaksın? Dedi ki ya dedi kandırılmak daha güzel bir duygu dedi. En azından birkaç ay daha kendimizi avutabiliriz dedi. Aksi benim huzurumu bozuyor dedi. Şimdi insanlar bu ortamda meseleye böyle bakıyorlar. Onun dışında yani hukuk diyoruz, yargı bağımsızlığı diyoruz, hukukun üstünlüğü diyoruz ama diğer tarafta acaba Cumhurbaşkanı bu konuda lütfeder miydi? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın lütfettiği karar yargının kararı olabilir mi ya? Yani hepimiz kanıksamışız aslında durumu, ortamı. Ve bu ortam içerisinde ilginç bir şey. Yani bunu gerçekten tanımlamak, tarif etmek çok çok zor bir şey. Ve burada şu da var tabii, bir grup var. Bu grup talimat almadan da artık gereğini yapıyor. Bugün İsmet Berkan'ın yazısını okudum. Militan yargıdan bahsediyor. Militan yargı kavramı gerçekten belki ilginç bir kavram. Militan demokrasiden herhalde alıntılı bir şey. Kastedilen şey artık talimat da almadan devletin bekası adına görev yaptıklarını ve devletin kaderi kendi elinde olduğunu düşünen bir grup insan var. Bunlar da hukuku araç olarak kullanıyorlar. Yoksa bir kanaatleri var bunların. Bu kanaatlerin gereği noktasında
kendilerince devlet düşmanı olarak milli yerli işte bu saçmalığın düşmanı olarak konumlandırdıkları, tanımladıkları insanları hedefe alıyorlar ve bir şekilde yargıyı da araçsallaştırarak bu insanların hayatı cehennem ediyorlar. Biz de bu tiyatronun etrafında acaba diye sorguluyoruz, irrasyonel zemini rasyonelleştirmeye çalışıyoruz. Ama işin içinden çıkmamız mümkün değil. Mustafa Bey, tekrar döneceğim size ama bir Gökçer'e dönmek istiyorum. Biraz önce Gökçer aslında bugün hem Osman Kavala'nın yaptığı savunmanın hem de dinlenen tanıkların ifadelerini aktarıyordu bize. Şimdi artık kararın açıklanmasından sonra birazcık daha ayrıntılarıyla konuşabiliriz zannediyorum. Tabii uzun bir savunma, Osman Kavala'nın yaptığı savunma ve kendisine pek çok suç atfediliyor ya da pek çok konuda suçlanılıyor ama daha önce de söylediğimiz gibi ne doğru dürüst tanık var, tanıkların ne bir yani ortaya koyabildiği somut delil var. Hatta gelen tanıkların çoğu tanımıyoruz, görmedik, bilmedik diyorlar. Biraz senden bunları dinleyelim. Dolayısıyla aslında bir iddianame ki yani tamamıyla öyle olmuştur kesin noktasından çıkıp yazılmış bir iddianame gibi, değil mi? Yani yan yana geçiyorlarmış yolda. Belki bunlar birbirlerini görmüşlerdir ve bir örgüt kurmuş olabilirler deyip bir iddianame yazmışlar. Yani şöyle, bence bugünkü duruşmanın özeti hani komediyi de anlamak için Kavala'nın avukatı, işte müvekkilinin 3 yıl tutuklu, 3 yıldır aşkın süredir tutuklu olduğunu söylediğinde mahkeme başkanı diyor ki bizim mahkememizde tutuklu değil. Oysa ki hani çok zincirleme olarak Kavala içeride kalsın da nasıl kalırsa kalsın. Elimizde ne var? Şimdi firari olan ya da tutuklu bulunan cemaat savcı ve polisleri tarafından hazırlanmış fezlekeye göre Kavala 3 yılı aşkın süredir tutuklu. Şimdi üstelik İstanbul Başsavcı da Gezi davasını açarken şunu demişti. Ya biz o eski tamam o fezlekeye esas aldık ama bilgileri ayıkladık içinden. Bugünkü duruşmada aslında Henry Barki esas alınıyor. Belki onun durumuna odaklanılması gerekir. İşte Barki 15 Temmuz akşamı bir grupla beraber Büyükada'daki bir otelde, dinlenen tanıklar da aslında bu otelde bir biçimde Barki'yi görmüş kişiler. Gördünüz mü diyorlar, gördük diyorlar. Ne oldu? 15 Temmuz'la ilgili küçük bir tartışma oldu, ondan sonra kendi işlerine baktılar. Kavala'yı tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyoruz. Tanımadığım için orada var mı yok mu bilmiyorum. İşte sadece bir tane tanık dedi ki işte Açık Toplum Vakfı, işte biliyorsunuz işte eskiden beri İstanbul Başsavcılığı'nın Arap Baharı'yla Gezi olaylarını eşleştirme gibi bir merakı var. Kavala da aslında savunmasında dedi ki yani Arap Baharı bu ülkelerde, yapılan ülkelerde seçim, özgür demokratik seçimler yapılabilsin diye yapılmış hareketler. Türkiye'dekiyle ne gibi bir benzerliği var? İkincisi benimle ne ilgisi var? Şöyle bir iddianame tekniği vardı. Duruşmada da savcı bunları tekrar tutuklamanın devamına gerekçe gördü. İşte Kavala yurt dışına çıkmış, Baki de yurt dışına çıkmış. Demek ki buluşmuş olabilirler. Kavala'nın telefonuyla işte Baki'nin telefonu aynı gün Taksim'de bir yerden, bir baz istasyonundan sinyal vermiş. Demek ki aynı yerde olmuş olabilirler. Sonuna da şunu ekliyor, işte dediğimiz gibi Baki o kadar uzman bir istihbaratçı ki elbette ki yakalanmayacak. Nasıl yakalanabilir? Kavala'nın Anadolu Kültür'de yaptığı projeler, Anadolu Kültür'ün yaptığı projeler milletin birliğini dağıtmak gibi bir suçlamayla, ne bunlar? Yani işte Gomidas'ın konserini vermek, işte Kürtlerle, Ermenilerle ilgili çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmak. Aslında baktığınız zaman hani son derece birleştirici faaliyetler. Ama tabii öyle görünmek isteniyor. Mustafa Bey'in dediği gibi işte Anayasa Mahkemesi 2 gün önce dosyasını genel kurula sevk etmişken, Cumhurbaşkanı bu açıklamaları yapmışken, bu duruşmadan tahliye edilse bile alışılageldik üzere savcılık itirazıyla yeniden tutuklanırdı bana kalırsa. Hani aksini beklemek çok hayal gibi. Ya senin söylediğine bir ek, mesela deniliyor ki 15 Temmuz'dan sonra Adil Öksüz, hatırlayalım, darbe girişiminin en kilit isimlerinden bir tanesi, FETÖ'cü olarak hala
en fazla zikredilen değil mi? O dönem darbe girişimiyle ilgili belki de kilit isimlerden bir tanesi. Onun gidişiyle efendim Osman Kavala'nın yurt dışı çıkışı arasında bir paralellik kurulmuş. Osman Kavala da bugün diyor ki ya kardeşim ben o sırada Almanya'ya gittim ama Almanya'daki gittiğim toplantı bizzat Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği bir toplantı ve beni davet eder de Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu. Şimdi böyle abuk subuk yani hakikaten saçma sapan yakıştırmalar var iddianamede ki kendisiyle yaptığımız röportajda da bunların altını çizmişti. Avukatı da kendisi de. Bir başka noktada bunu belki Mustafa Yeneroğlu'na sorayım. Belki Gökçer de sonra söyler. Mustafa Bey, şimdi mesela Hayri Barkey değil mi? Ya yeri yurdu belli. Washington'da oturuyor. Hakkında ne bir arama var, ne bir kırmızı bülten var, ne talep edildi. Madem bu kadar baş düşman, madem bu kadar hani çok efendim maharetli bir casus da onun için kimse yakalım. Niye Amerikan makamlarının izninde iadesi istenmiyor, kırmızı bülten çıkarılmıyor, bu konuda herhangi bir girişim yapılmadı, ne dosyası hazırlandı hiçbir şekilde bilmiyoruz. Aynı şey ikide bir de Soros'la ilgili atfediyorlar, suçlamalarda bulunuyorlar. George Soros hakkında da herhangi bir girişim yok. Biliyoruz ki Soros'un kurduğu, daha doğrusu açık toplum enstitüsü konusunda mesela Kavala'ya suçlamalar var. Vakfın başkanı Can Paker'i görmüyoruz, tanık olarak dinlenmiyor. Aynı şekilde açık toplum enstitüsünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı dahil olmak üzere pek çok kimsenin staj yaptığını biliyoruz. Peki bunlar ne olacak? Nereye konulacak o zaman? Ne diyorsunuz? Rasyonelleştirmeye çalışmakla işin içinden çıkamayız diye düşünüyorum. Yani bunların her birisi elbette normalde rasyonel bir zeminde sorulması gereken sorular. Fakat yani iddianameleri sadece bu sonuncusunu değil, önceki iddianameleri de okuyan kişi zaten ya hukuku sadece 2 yıl hukuk fakültesini okumuş olmak yetiyor zaten. Bırakın hukuk fakültesini az buçuk. Yani böyle akli melekeleriniz yerindeyse iddianameyi okuduğunuz zaman zaten o iddianamenin aslında bir talimata kılıf olduğunu net olarak görüyorsunuz. Fakat bu nefretin nereden kaynaklandığını tam olarak anlayabilmiş değilim. Aslında temel mesele bu. Yoksa hukuk adına hukuki bir mülahaza içerisinde meseleyi konuşmanın inanın çok fazla bir karşılığı yok. Bana da çok komik geliyor. Yani abesle iştigal bu. Dolayısıyla bu söylediğiniz her birisi doğru. Bunun bu soruların üzerine yüzlerce soru sorulabilir. Ama bu soruları sormadan önce zaten ortada Osman Kavala'ya isnat edilen suçlarla ilgili o suçları delillendirecek bir emare yok ki. Yani şimdi sadece bu Barkey ilişkisi bile başlı başına komedi. Yani ortada sonuçta Osman Kavala diyor ki ben görüşmedim diyor. Karşı tarafta zaten görüştün demiyor, işin öyle bir boyutu var. Görüşmüşsündür diyor, mutlaka görüşmüş olman lazım diyor. İşte baz istasyonlarından falan şuradan buradan veya Mısır'da işte yurt dışı bahsettiler. Gürkan Bey böyle bir şey olmuştur diyor ama hukukta bunun bir karşılığı yok ki, bunun bir geçerliliği yok ki. Kanaatler üzerine bir saptamada bir savcı bulunamaz. Savcı somut, nesnel delilleri ortaya koymalı. Bunları hatta sanığın sadece aleyhinde değil lehindeki olguları da ortaya koymak zorunda. Bunu da değerlendirmek durumundadır. Ama savcılar militanca bir yaklaşım içerisinde hukuku esas almayıp kendilerinden bekleneni yerine getirmek üzerine kendilerini konumlandırmışlarsa netice bu olacak elbette. Gökçer? Yani Mustafa Bey'in söylediği üstüne çok söylenecek bir şey yok aslında. Anlaşılıyor ki Kavala'nın tutukluluğu, işte Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, işte takip ediyoruz, ahim kararı uyarınca tahliye etmeniz gerekir, Mart'a kadar izleyeceğiz, yaptırım sürecini başlatacağız diyor ama artık Türkiye'de de Adalet Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok deneyimli. Ne zaman yaptırım süreci başlar? Bu süreç ne kadar sürer, bütün bunlar nasıl zamana yayılır hepsini çok iyi biliyorlar.
O nedenle ben konjonktürel olarak Kavala'nın bu durumunun kullanılmaya devam edileceğini düşünüyorum. Bu duruşmadan önce de öyle düşünüyordum. Pardon, lafını böleyim ama şunu mu anlamalıyız senin bu söylediğinden? Avrupa Birliği'nin çok da fazla kendileri üzerinde, çünkü Avrupa Birliği'nin de durumu saçma. Biden bir göreve gelsin de Biden ne yapacak bir görelim de ondan sonra Türkiye'ye karşı pozisyonumuzu belirleyelim diyen ve bu acizlikte olan bir Avrupa Birliği'ni görüyoruz. Yani Avrupa Birliği Türkiye'ye bir yaptırım uygulasın anlamında söylemiyorum ama Biden'a göre pozisyon almaya çalışan bir Avrupa Birliği var. Oysa Avrupa Birliği teknik olarak masa üstünde olmasa da Türkiye ile müzakere sürecini devam ettiren, dolayısıyla açılan başlıklarda birbirlerini bağlayan ilişkilere sahip iki taraf. Şimdi Ankara biraz da şu rahatlığa mı kapıldı? Aa işte bak gördünüz ne o? Sonuçta o kadar tantana ettiler hani sokak lisanıyla. Ne yaptırım çıkarabildiler, ne o kadar da baskı kurabildiler. Yani Avrupa Birliği ile hani siyasal ilişkilerde bile böyle durum. Ama hani Avrupa Konseyi Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını denetlemekle yükümlü Bakanlar Komitesi. Hani Türkiye'nin doğrudan üyesi olduğu Bakanlar Komitesi'nin doğrudan takip ettiği AHİM kararlarının denetimi konusunda bile zaten hani konsey de çok etkisiz. Sadece Türkiye'ye yönelik de değil, başkaca tartışmalar da var ve çok zamana yayılıyor zaten bunlar. Ve hani bizim bürokratlarımız artık siyasilere bilgi verirken zaten bir yaptırımı yok efendim. Yani şu kadar bekleyebiliriz tarzında yürüyor bütün işler. Hani böyle bir ortamda böyle bir hassasiyet beklemek çok yanıltıcı olur. O nedenle işte Mustafa Bey'in de söylediği gibi ya artık yeter Kavala'yı bırakalım şeklinde bir görüş iletilmediği sürece yargı otomatik olarak bu tutumunu devam ettirir. Dediğim gibi yani hani ola ki bazen taş kuşa değiyor, kuş taşa değiyor. Bir şey oluyor. Zaten hemen önlem alıyorlar. İşte Kavala'da Gezi'de beraat etti. Hemen önlem alıp akşamında gözaltı yapılıp aynı dosyadan, daha önce suçlandığı dosyadan tutuklandı, tahliye edildi. Onun için hani ola ki bir tahliye çıktığında da eğer bu yerinde görülmemişse hemen önlemi de alınıyor. Onun için hani çok umutlu olacak bir tablo yok. Şimdi o zaman tam da buna denk gelen bu İrfan Fidan meselesini de bir tur sizinden konuşmak istiyorum Mustafa Bey. Şimdi gerçekten çok acayip şeyler oluyor yani hakikaten insanın inanası gelmiyor. İrfan Fidan Yargıtay'da hemen hemen hiç görev yapmadan jet hızıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine doğru ilerliyor. En fazla oy alan 3 adayın ismi Cumhurbaşkanı'nın önüne gitti. Onlar arasında da İrfan Fidan en fazla oy alan. Siz de Cumhuriyet Gazetesi ile galiba konuşmanızda demiştiniz ki ya Yargıtay üyeleri üzerinde büyük baskı var ve İrfan Fidan'ın seçilmesi için diğerleri üzerinde baskı kurulacak ve çekilmeleri sağlanacak. Dolayısıyla bir şekilde tepeden gelen baskıyla bu İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi'ne üye olacak. Şimdi İrfan Fidan konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir bunu size sormak isterim. İkincisi Adalet Bakanı sizce ne pozisyonda? Yani bilmiyorum siz eminim namız tutuyorsunuzdur. Nasıl görüyorsunuz? Bu meselenin devamı nasıl gelir? Ve bunun hukuk bağımsızlığı üzerindeki yansımaları nasıl olacaktır? AK Parti'nin mi tasarrufu yoksa MHP dayatmasıyla bir tasarruf mudur? Osman Kavala konusu mu? Hayır, İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne potansiyel seçilmesi. Hayır, MHP ile uzaktan yakından bir alakası yok. Sonuçta İstanbul ekibiyle ilgili İstanbul ekibinin Adalet Bakanlığı'yla zaten bir alakası yok. Adalet Bakanlığı aşan meseleler bunlar. Adalet Bakanlığı'nın mekanizmasının tamamen dışında gelişen ilişkiler bunlar. Yani rahatsız mıdır Adalet Bakanı? Geçmişte Zekeriya Öz'de kim doğrudan görüşüyor, kim talimat veriyorsa bugün de süreç aynı şekilde yürüyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek bir dakika, istiyorum. Özür dilerim. Bunu bir daha tekrarlayın, kesildi. Geçmişte Zekeriya Öz'e nasıl talimat veriliyorsa şimdi de aynı. Ne manada dediniz bunu? Yani bu kadar. Millet biliyor, kamuoyu biliyor zaten bunu. Sonuçta geçmişte usul nasıl yürüyorsa şu anda da aynı şekilde yürüyor. Geçmişte de sonuçta Zekeriya Öz'le iletişim
belli bir kanaldan yürüyordu. Şimdi de aynı kanaldan yürüyor. Bu mantık, bu anlayış devam ettiriliyor. Bir değişiklik yok. Dolayısıyla yeni bir şey de yok. Yani metot aynı metot. Sadece figürler, yani figürün bir tarafı değişti, öyle söyleyeyim. Bir taraftaki figürler değişti. Sonuçta hukukun üstünlüğü esas alınmadıktan sonra, yani hukuku, hukuk devletini idrak edemedikten sonra, her şeyi operasyon olarak gördükten sonra bunlar olağan şeyler, tabii bu çerçevede değerlendirmek lazım. Ama yok, siz bunu Osman Kavala davasıyla ilgili söylüyorsunuz değil mi? Elbette onunla da ilgili, İstanbul'da yürüyen bütün operasyonlarla da ilgili. Peki ama yani ben İstanbul size şeyi sormak istemiştim. Belki tam sorum yanlış, yani doğru belki formüle edemedim sorumu size. Yani İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine muhtemelen seçilecek olması, Yargıtay'da görev yapmamışken bile. Ve siz Cumhuriyet Gazetesi'ne demiştiniz ki muhtemelen büyük baskı görüyor diğer üyeler çekilmeleri için seçimden ki İrfan Fidan'a yer açılabilsin. Şimdi en fazla oy almasını ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek olmasını muhtemelen nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu size sormak istemiştim. Şimdi bu baskı, bu beklentileri zaten biliyorduk. Bu yeni bir şey değil. Yoksa herkes 3 aşağı 5 yukarı hesap yapabiliyor. Daha Yargıtay'a da cübbe giymemiş, hiçbir dosyayı açıp bakmamış bir kişi Yargıtay'ın 100 küsür yıllık içtihadına, geleneğine aykırı bir biçimde orada doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne adaylığını WhatsApp grubunda açıklıyor. Hatta buna tepki gösteren üyeler de oluyor. Fakat herkes anlıyor ki bu tamam yukarıdan gelen bir şey. Ve burada zaten kişiler İrfan Fidan'ı falan tanımıyorlar. Veyahut da herhalde tanıyorlarsa da çok tartışmalı bir hukukçu olarak da tanıyorlardır diye düşünüyorum. O sebepten dolayı burada hatıra binaen oy verenler var. Üzerlerine de ciddi bir telkin, nasihat, psikolojik baskı olarak adlandırabiliriz bunu. Yapılan güçlü adaylar da geri çekiliyor. 5 tane aday kalıyor. Bu 5 tane adayın zaten 3'ü güçlü aday değildi, kusuruma bakmasınlar. 3 aşağı 5 yukarı zaten birkaç gün önce ilk 3'e gireceği belliydi. Fakat asıl beni daha fazla üzen, yani 340 kişiden 107 kişi bu kişiye oy verdi. Bu olabiliyorsa zaten bunun ötesini konuşmaya çok fazla gerek yok. Yani şimdi çivisi çıkmış yargı mekanizması içerisinde, en üst yargıda hukukun üstünlüğü, hukuk devleti adına insanların bunu yapabildiğine göre ve kendi hukuk kariyerlerine, 30-40 yıllık hukuk kariyerlerine ayakların altına alarak, haysiyetlerini de ayakların altına alarak böyle hatıra binaen, diyelim ki en hafifiyle hatıra binaen böyle bir oylama da tercihleri bu şekildeyse zaten yani Cumhurbaşkanı'na bir şey söylemenin bir anlamı yok. Şu anda en fazla açık ara en fazla oy almış kişi İrfan Fidan. Dolayısıyla seçilecek. Asıl bundan sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi'ndeki trajediyi düşünelim. Çünkü şimdiye kadar Anayasa Mahkemesi en azından kendi içtihatlarına, yani geçmişteki ideolojik Anayasa Mahkemesi anlayışını aşarak daha makul, daha özgürlükçü kararlar vermeye çalışıyordu. Fakat bundan sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi'nin de bu operasyonel araç olarak kullanılabileceğine dair herhalde örneklerle çokça karşıya karşıya kalacağımızı ben net olarak görüyorum. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bakın burada Anayasa Osman Kavala konusunda Anayasa Mahkemesi'ndeki çok saygın olan birçok hukukçunun da bana göre ciddi bir kabahati var. Şimdi Osman bir kere Anayasa Mahkemesi tutuklulukla ilgili biliyorsunuz başvuru üzerine görüşmek üzere 29 Eylül'e gündemini almıştı. Sonra bu 15 Aralık'a zannedersem ertelendi. 15 Aralık'ta da ne yapıldı? Genel kurula sevk edildi. Anayasa Mahkemesi de bu gerçekten acil bir durum aslında. Normalde Anayasa Mahkemesi kendi içtihatlarında, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin esaslarında ölçü alarak en azından tutuksuz yargılamasına karar verebilirdi. Bunu da yapmadı. Şimdi genel kurula sevk edildi. Genel kurulda ne çıkacağını ben çok merak ediyorum.
Çünkü artık sonuçta şuradan talimat geliyor, buradan talimat geliyor. Tamam geliyor da ya bir tane haysiyetli hukukçu kalmadı mı memlekette? Peki Gökçer'e dönmeden önce bu konuyla alakalı şunu da sorayım. Sizce Adalet Bakanı Gül istifa etmeli mi? Yani bu anlattığınız tablodan işte Zekeriya Öz örneğini verdiniz. Aynı sistem devam ediyor dediniz. İstanbul grubunu biliyoruz yargı içinde odaklanmış ve şimdi de İrfan Fidan meselesi. Adalet Bakanı niye kalıyor? İstifa etmeli etmesi gerekmez mi böyle bir durumda? Kendisine sormak lazım ya. Duyamadık pardon. Kendisine sormak lazım diye Hayır, düşünüyorum. Yani bu meseleler çoktan aşıldı. Yani şu anda çok yeni bir durumla da karşı karşıya değiliz ki. Anladım. Gökçer, İrfan Fidan meselesini sana da sormak istiyorum. Yani bu şunu söyleyebiliyor muyuz o zaman? Bu yargı içinde çok bahsettiğimiz İstanbul grubunun zaferiyle sonuçlandı süreç mi demeliyiz? Bence İstanbul grubunu da aşan bir tablo var. Hani varsayım şöyleydi. İstanbul grubu İstanbul'da etkin ama Yargıtay'da da buna karşı işte bakıyorsunuz İstanbul'dan çıkan kararlarla çelişen kararlar var. Altan davasında, Cumhuriyet davasında vesaire de. Hani Yargıtay'da da bir hukuku uygulamak konusunda biraz daha ısrar var gibi bir tablo vardı. İşte Mustafa Bey de söyledi. Yani 30 oy almış da az oy almasına rağmen Cumhurbaşkanı tarafından atanacak bir isimden bahsetmiyoruz. 107 oy almış. Bir kez bile müzakereye çıkmadan, Yargıtay'a gitmeden, kimseyle tanışmadan ki Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesinin amacı ceza hukuku ya da diğer hukuk alanında deneyimlerini oraya aktarmasıdır. Yani Yargıtay'da edindiği deneyimi oraya aktarmasıdır. Hani onları geçtik. Ben İrfan Fidan'ın potansiyel Anayasa Mahkemesi Başkanı olduğunu düşünüyorum. Sadece mahkemedeki oy dengeleri değil, hani gündemlere de bir ayar verilmesi gerekiyor. Hangi dosya ne zaman gelecek? Hala işte arzu edilmeyen kararlar çıkabiliyor çünkü. Potansiyel olarak hani tenzili rütbe olarak yorumlandığı gün de ben başsavcılıktan Yargıtay üyeliğine geçişinin olur mu? Yani Türkiye'deki hani bu emniyet gibi değildir yargıdaki işleyiş. Türkiye'de kariyer basamağını tırmanacaksanız yargıda Yargıtay üyesi olacaksınız. Bir biçimde kurumların başına geçeceksiniz, Yargıtay üyesi olacaksınız. O yolda emin adımlarla planlandığı gibi ilerlediğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Mustafa Bey siz de böyle düşünüyor musunuz potansiyel AYM başkanı? Bir de tabii bunun şu boyutunu size sormak isterim. Yani neye hazırlanılıyor? Anayasa Mahkemesi de artık saraya bağlı bir birim ve kurum haline getirilecek. Dolayısıyla böyle hani AK Parti MHP yüzünden hareket edemiyor. Aslında reform yapacaktı da olmadı. Böyle bir durum değil. Yani bambaşka bir duruma, çok daha ciddi bir pozisyona, çok daha ciddi bir siyasi atmosfere doğru ilerliyoruz anlaşılan. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Eğer istifa etmezse Zühtü Arslan'ın görev süresi 2023'ün ilkbaharına kadar devam ediyor. Dolayısıyla kendisi istifa etmediği sürece bu görevi sürdürecek. Zühtü Bey de gerçekten çok saygın bir hukukçu. Ben aslında çok ciddi bir dram içerisinde olduklarını da düşünüyorum. Yani fakat tabii bundan sonraki süreçle ilgili neye hazırlanıyor? Biliyorsunuz 2021'de bir üye daha değişecek Anayasa Mahkemesi'nde. Onun yerine kim geçecek çok merak ediyorum. Spekülasyonları da biliyorum. Bunun ötesinde bundan sonra Anayasa Mahkemesi'nde kararlar nasıl şekillenir? Aklımda birçok önemli mesele de var ama çok spekülatif olur. 2023'e kadar, hatta 2023 tarihinde de çok çok önemli konular var. Lütfen Türkiye'nin merak gündeminde. Ettirdiniz bizi ve seyircilerimizi şimdi. Spekülasyon yani olur diyorsunuz ama bir öngörü olarak da bunu addedebiliriz. Şöyle Türkiye'nin şöyle bir takvimine bakın. 2023'e kadarki gündeminde çok önemli meseleler var. 2023 gündemi de çok önemli bir gündem.
2023 gündeminde anayasanın yorumlanması da çok önemli bir iki konu var. Bununla ilgili ne olur? Birileri bir plan çerçevesinde nedir bu süreci onlar? Mi götürüyor? Nedir onlar? Hangi iki madde? Süreci bir izleyelim, takip edelim. Bu süreç içerisinde bunlar ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben şu anda yani çok inşallah öyle değildir. Yani hani bu aklıma karpuz kabuğu falan da geldi. Onun için bir şey de söylemek istemiyorum bu konuda. Yani anayasal inşallah düzenin değişmesine kadar gidebilecek bir süreç olabilir der misiniz? Hani Hayır. Yani bazı kavramların yeniden tanımlanması bu çerçevede, bu hayır anayasal düzen veyahut ya da da anayasanın seçimlerin temel askıya alınması. Süreci bir takip edelim. Anladım. Peki Gökçer? Yani ben de aslında hani Mustafa Bey'in söylediklerinin nereye kadar gidebileceğini düşündüm içimden ama yani hani bu noktada çok da söylenecek bir şey yok. Anayasa Mahkemesi evet 2023'te Zühtü Bey'in süresi bitiyor. Zühtü Bey'den hoşnut olunmadığı biliniyor. Yani hem AKP'nin hem MHP'nin hoşnut olmadığı biliniyor. Yani çok eleştirmemize rağmen Anayasa Mahkemesi'ni hala bir hatta tutmaya uğraşılıyordu. Ancak artık hani yani bakın çok kritik kararların bir bölümü Zühtü Bey'in oyuyla, başkanın oyunun iki oy sayılmasıyla çıkabildi Anayasa Mahkemesi'nde. Zaten hani uzun süredir bununla ilgili bir altyapı oluştu. 2021'de de zaten profil aslında oldukça değişmiş olacak ve hani benzer kararları görmek artık çok mümkün değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin durumu ortada. Ben mesela yargıda reform denince benim aklıma tek şey geliyor. Hani hiç böyle eylem planları şuna buna gerek yok. Yani yargıyı akışına bırakırsanız bir süre sonra hani hiç müdahaleniz olmazsa bir süre sonra çok iyi durumda olmasa bile en azından normaliteye yaklaşan bir tabloyu görürsünüz. En azından eleştiriler sonuç verebilir, konuşmalar anlamlı olabilir. Onun için en büyük reform herhalde aslında yargıyı bütün bu siyasetin gündeminden çıkartmak olurdu. Anladım. Peki Mustafa Bey şunu şimdi size sormak istiyorum gerçekten. Hani buraya kadar sizin birazcık hukukçu şapkanızla sordum ama bu sefer Deva Partisi şapkanızla soracağım. Şimdi hal böyleyken yani sizin de anlattığınız gibi AK Parti'nin yani daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın araştırmaları yansıyan oy oranlarını gördükçe artık yani psikolojik barajın da altında gezindiklerini söyleyen araştırmacılar var. Nedir bu? AK Parti açısından %30'ların altına düştü bile deniliyor. %50'yi bulamıyor ikisi bir araya geldikleri zaman. Hele hele son Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra yani çok zor AK Parti'nin gerçekten kendisine daha evvelden oy veren bir takım kesimlerden oy alması. Bunların başında Kürt oyları geliyor. Şimdi hal böyleyken ve siz de söylediniz. İnşallah bu tahmin ettiğim ya da görmeye başladıklarımı görmeyiz. İnşallah benim gördüklerim belki de daha erkendir ve spekülasyondur diyorsunuz ama ya muhalefet olarak ne yapacaksınız? Böyle bekleyecek miyiz? Yani Anayasa Mahkemesi de bu şekil bu hale konulsun. Ondan sonra hukuk iyicene yok edilsin. İstanbul grubu denilen bir grup iyicene bütün mahkemelere sahip olsunlar. Adalet Bakanı'nın hiçbir fonksiyonu kalmadığını anlıyoruz. Ve insanlar hakkında böyle iddialar yani ne yapacak Deva Partisi artı diğer muhalefet partileri? Yani bırakalım bunlar kendi kendilerine çöksün mü diyeceksiniz yoksa bir şey yapılacak mı? Yani daha güçlü sesinizi çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Ne yapabilirsiniz bu durumda? Şimdi bakın ben hani dedim ya artık bu bir kişinin ötesinde sonuçta tabii bir anlayışın tekrar Türkiye'de güçlü olduğunu, hakim olduğunu görüyoruz. Bu da 90'lı yılların başında işte derin devlet diye denilen veyahut da karanlıklarda güç kullanan, Türkiye'de birçok suçun da sebebi olan bir döneme doğru ben emin adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyorum. Şimdi bu bakın Yargıtay'da 107 kişinin
oy kullanması çok hafife alınabilecek bir mesele değil. Çok ciddiyetle üzerinde durulması gereken, bu iklimi de, gelinen iklimi de teyit eden bir husus. Şimdi bu çerçevede meselelere baktığımız zaman bir kişiyi artık aşan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten hani demokrasiyle ilgili, hukuk devletiyle ilgili düşünceleri ortada. Hatta bu hukuk reformu diye beklentilerin içerisinden Anayasa Mahkemesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ni daha da zayıflatan bir konu da çıkabilir. Ben böyle bir beklenti içerisindeyim. Bunun birkaç hafta evvel zaten bu gündeme getirildi biliyorsunuz. Bu gündemin gereğini bir şekilde yerine getirmek için bir çaba ortaya koyacaklar. Diğer tarafta ben şuna artık inancım yok. Bu bugünle ilgili bir mesele değil. Zaten bir yıl önce ben bu noktaya gelmeseydim AK Parti'den de istifa etmiş olmazdım. Şimdi İrfan Fidan anlayışından bahsediyorum. Ben Büyükada davasına zannedersem 2016 yılındaydı. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı olarak ya 2006 sonu ya 2017 başındaydı. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı olarak özellikle Büyükada dava dosyasının boş olduğunu da bildiğim için duruşmaya gittim. O duruşmada öncesi İrfan Fidan benim geldiğimi duymuş, beni davet etti, Mustafa Bey buyurun bir çayımı için diye. Ben de tabii davete icabet ettim. Biraz böyle havadan sudan sohbet ettik, konuştuk. Sonra bana işte büyük bir masası vardı. Bu masasında dedi ki Mustafa Bey bu masayı görüyorsunuz dedim. Evet dedim, devletin kaderi bu masada belirleniyor dedim. Şimdi ben bu zihniyete sahip insanlardan ürkerim. Çünkü bunları Türkiye geçmişte de çok gördüm. Bunlar bugünle ilgili meseleler değil. Bu yaklaşım biçiminin zaten sonuçta temel ilkelerini hukukta, demokraside aramamız herhalde kendi kendimizi kandırmaktan ibaret kalır. Şimdi bu anlayış kendince artık yani çok önemli, olağanüstü bir misyon içerisinde kendisini konumlandırıp devletin bekası için alternatifi olmayan bir mücadele verdiğini düşünen bir anlayış. Bu anlayış da bunun gereği için her şeyi mübah görüyor. Orada o gün kendisi şunu da söylüyordu, işte Karar Gazetesi'nden bahsetti. Hatta Karar Gazetesi'nde iki üç gazetecinin ismini söyledi. Bu gazetecilerin yazılarını okursanız dedi, önümüzdeki günlerde veyahut da zamanda Türkiye'de dış güçlerin neyi tertip ettiğini falan da öğrenmiş olursunuz gibi laflar da söyledi. Şimdi bu zihin dünyasına sahip insanlardan bahsediyoruz. Yani ortada sonuçta bir hukuk adına, hukuk adamı adına rasyonel düşünen, nesnel olgulara göre hareket eden, özellikle masumiyet karinesine inanan, yani hukukun olmazsa olmazlarıyla ilgili en ufak bir alakası olan bir durumla karşı karşıya değilsiniz zaten. Şimdi bu kişiler kullanışlı insanlardır. Ama birileri öyle zanneder. Ama kim kimi kullanıyor bunu bilemezsiniz. Bunu biz geçmişte de yaşadık. Yani AK Parti bürokratik vesayet, yargıdaki vesayet, askerdeki yok. Vesayete karşı geliyoruz deyip döndük dolaştık aynı noktaya mı geldik? Bunu mu anlıyoruz? Çok daha kötü bir noktaya geldik maalesef. Çok daha kötü bir noktaya geldik. Keşke orada kalsaydık. Keşke şu anda sadece ideolojik bir vesayet rengi değiştirilmiş, sosu artık farklılaştırılmış ideolojik bir vesayetten bahsetmiş olsaydık. Bugün çok çok daha korkunç bir noktadayız. Tamamen keyfi, tamamen irrasyonel, neyin ne olduğunu bilmeyen, devletin tüm mekanizmasının alt üst edildiği, hukukun gerçekten sadece araçsallaştırıldığı, iktidarın siyasi muhaliflerini bertaraf etmek için yargıyı istediği gibi kullandığı bir durumla karşı karşıyayız. Peki muhalefet ne yapacak? Muhalefet üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Ben tabii sonuçta diğer partiler adına konuşmam. Ancak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben şuna inanıyorum. Bakın biliyorsunuz ben
hayatım yurt dışında geçti. Ben 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Fakat benim Türkiye'de, benim dikkatimi çeken önemli husus Türkiye'de temel problem de bu. Demokratların sayısının çok az olması. Ne ha iktidarda olsun ha muhalefette olsun. Türkiye'nin bence siyasetinin en önemli problemi, siyaset kültürünün en önemli problemi iktidarda da olsun, muhalefette olsun otoriteryan bir düzeni savunan insanların özgürlükçü bir demokrasiyi savunan insanlardan çok çok daha fazla olması. Dolayısıyla mesele sadece Tayyip Erdoğan'a karşı çıkmakla olmuyor bu işte. Şimdi bundan hareketle Deva Partisi'nin gündemi, misyonu da önümüzdeki aylarda da kendisini halka, kendi programını, kendi hedeflerini anlatarak Türkiye'nin özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu bir demokrasi rotasına girmesi için mücadele etmesi. Ve diğer muhalefetin de bence böyle partiler ittifakı falan bunları bir kenara bırakmak lazım. Konu bu değil. Artık Türkiye bu gündemi çok aşmış bir noktada. Yani herhangi bir ittifakın parçası mısınız diye bize soruyorlar. Hayır diyoruz. Ama Türkiye'nin bugün en öncelikli ihtiyacı da şu. Bir yol haritası. Bu yol haritasıyla ilgili de Türkiye'nin önümüzdeki bu sene mi olacak? Yani 2021 yılında mı olacak? 2022 baharda mı olacak? Yoksa normal zamanda 2023'te mi olacak? Bu seçime bir yol haritasıyla girmesi ve toplumun önemli bir bölümünü, ekseriyetini ikna etmesidir. Bugün Cumhurbaşkanı'na giden anketlerde de şunu net olarak görüyoruz. Artık anketlerde Cumhur İttifakı %40'lar civarında. %50'lere artık bundan sonra hiçbir şekilde ulaşamayacaklarını kendileri zaten çok iyi biliyorlar. MHP'nin bu salvolarını nasıl değerlendirmek lazım? Bir taraftan MHP şu anda bu şekilde seçime girilirse baraj altında olduğunu biliyor. AK Parti'ye de güvenemiyor. Ama AK Parti'de de kimse MHP'ye güvenmiyor. Dolayısıyla böyle bir zorunlu bir ilişki içerisinde kendilerini konumlandırıyorlar ama sinirler her gün daha da geriliyor. Niye? Çünkü sonuçta yani ülkede her şeyi kural adına, öngörülebilirlik adına her şey nasıl mahvedildiyse kendi aralarında da ortak ilkeler yok. Evet. Ortak ilkeler yok. Ortak ilkeler yok ve herhalde AK Parti de bundan çok rahatsız. AK Parti içi de bundan çok rahatsız mı? Bakın Şirin Hanım, ben son 3 yılda Osman Kavala davasıyla ilgili AK Parti'de görüşmediğim bir insan kalmamıştır. Cumhurbaşkanı dahil. Cumhurbaşkanının dışında benim kanaatimi paylaşmayan bir tane adama da rastlamadım ben. Evet. Dolayısıyla şimdi ve herkes neyin ne olduğunu çok iyi bilir. Ama bu korku iklimi Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki herkes bu korku iklimine hapsolmuş vaziyette neyin ne olabileceğini bekliyor. Peki. Ümitle bekliyor. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Ben son bir Gökçer'e de dönüp sizin bu özellikle yargı vesayeti meselesinde çok daha kötü bir duruma geldik sözlerinizin Gökçer'in de değerlendirmesini son olarak rica edeceğim. Yani Mustafa Bey'in çizdiği tablo hayli enteresan. Üzerinde çok düşünmesi gereken sözlerdi. Öylesine söylenmemiş sözler elbette ki. Ne diyorsun Gökçer? Yani evet, bence çok gerçekçi bir tablo çizdi Mustafa Bey. Yargıda da sadece ikbal değil belirleyen, işte Mustafa Bey'in sözünü ettiği korku iklimi sadece siyasette hakim değil. Aynı korku iklimi, işte yok FETÖ borsaları, şöyle suçlanırsın, hayatın şöyle kayara kadar giden tablolar. Yani bir tarafta ikbal bekleyen, işte hakikaten rasyoneliteden bütünüyle uzaklaşmış ama devlet için mücadele ettiğini varsayan ve bir yandan da durmaksızın sistemden nemalanan insanlar var. Bir tarafta da korkudan artık hareket edemez hale gelmiş insanlar var. Evet, o 107 oy çok anlamlı Yargıtay'dan İrfan Fidan'a verilen. Zira hani Yargıtay üyeleri bu ülkede en büyük güvenceye sahip olan hukuk insanları, yargı mensupları. Yani bir yere süremezsiniz, bir şey yapmazsınız. Ama onlar da önlerindeki örneklere bakıyorlar. Yani Anayasa Mahkemesi üyesi FETÖ'den tutuklanıyorsa, Yargıtay üyeleri meslekten atılabiliyorsa, şu oluyorsa bu oluyorsa ben miyim diyor. Yani şurada rahatımıza bakarken bütün bunlara karşı çıkacak olan. Onun için hakikaten tablo vahim.
yani korkmak için de hani bu insanların çok gerekçesi var, ama bu korku iklimini yıkmadan yani yargı mensubuysanız böyle bir hani adalet dağıtmak üzere bir göreve talip olmuşsanız bunu yıkmadan da hiçbir şey olmuyor. Ama o 174 nedenle umut kırıcı. Şunu da söyleyelim son olarak, yani belki yani es geçmemek gerekiyor. Bugün de Osman Kavala'nın savunmasında da vardı ve davada tanıkları da dinledik, ama ısrarla Osman Kavala'yla Fethullahçı cemaat örgütlenmesi ya da Fethullahçıl örgütlenme ya da devletin koyduğu adıyla FETÖ örgütlenmesi arasında bağlantı bulunmaya çalışılıyor. İşte Adil Öksüz üzerinden vesaire. Ama bu arada bakıyoruz ki o dönem fotoğraf çektirenler, efendim iltifatlar yazanlar, büyükelçi atanıyorlar. Ondan sonra devlette hala göreve devam ediyorlar. Hala devlet görevleri var. Parti içinde kalmaya devam ediyorlar. Gazeteci olanlar ekranlarda boy gösteriyor. Ya böyle bir böyle de bir boyutu var işin. Hani bunun da unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından biz yayınımızda bunun altını çizelim. Değil mi Gökçer? Tabii yani işte hani hep konuşuyoruz. Kendi kendilerine bir milat ilan edip bir de insan aklıyla alay eder bir biçimde. Ya biz en azından o tarihte anladık da ondan sonra mücadele ettik, siz etmediğiniz gibi de bir söylem oturtarak hakikaten yolu buradan hiç geçmemiş insanlar neyin bedeli olduğu belli olmayan bedelleri öderken bir tarafta da çok acayip bir hızda vaziyet alarak sürekli aynı konumda kalmayı başaran insanlar var. Hani bir yandan da böyle ilgiyle izliyorum. Aslında biraz Türkiye'nin gidişatın nereye gittiğini o insanlara bakarak da anlamak mümkün olabiliyor. Hani hangi konuda neyi savunuyorlar oraya baktığımızda aslında nereye doğru gidiyor anlaşılması mümkün. Ama dediğim gibi bunu da her şeye rağmen hani bazen gülüp geçiyoruz ama unutturmamak ve sürekli akılda tutmak gerekiyor. Evet, bilmiyorum Mustafa Bey bu konuda eklemek ister misiniz? Ya yani bu arada İrfan Fidan'ı da hatırlatalım seyircilerimiz için. Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Rıza Zarraf hakkında da takipsizlik vermiş bir isim ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı olarak. Buyurun, bir şey söylüyordunuz galiba. Yani İstanbul bu konuda herhalde bu dönem bir gün bitecek. İstanbul'da olan bitenlerle ilgili yazılacak çok çok şey var. Anlatılacak mutlaka çok çok şey olacaktır. Fakat şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bu Yargıtay'dan bahsettik. Normalde Türkiye'de mesela bir işte oğlunu kızını bir yere yerleştirme, bununla ilgili çaba gösterme, bu ileri demokrasilerde her yerde aslında yolsuzluğun bir türüdür. Fakat Türkiye'de bu çok doğal kabul edilir. Yani bundan daha doğal bir şey olamaz diye düşündüm. Şimdi üst düzey yargı üyeleri arasında bu şekilde ilişkilere girmiş insanların durumuna bir bakmak lazım, sayısına bir bakmak lazım, ilişkilere bir bakmak lazım. Geçen hafta bir İstanbul'la ilgili yine bir durum ortaya çıktı. Normalde ileri demokrasilerde olsa yer yerinden oynar, büyük bir skandal olarak kabul edilir. Fakat kimsenin ruhu bile duymadı. Kamuoyunda gündeme bile doğru dürüst gelmedi. Oysa bir Yargıtay üyesiyle sonuçta iş bağlama noktasında bir şeyler konuşuyor. Yine iktidarın çok yakınında olan, hatta iktidarın üstünde olan, özel ilişkilerle iktidara en tepeye bağlı olan bir kişinin ilişkileri. Bunların çok olağan olduğunu herkes biliyor. Ama bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Yargıtay. Bakın Yargıtay zaten uzun yıllardan beri, ki geçmişte de bunlar mutlaka oluyormuş. Türkiye'nin sonuçta hukukun üstünlüğü adına parlak bir dönemi bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Yani gençliğimde belki hatırladığım bir konu var. O da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 2000 yılında mı Yargıtay açılışında Sami Çelçuk'un yaptığı muazzam bir konuşmaydı. Bu böyle konuşmalar var, oluyor. Zühtü Bey'in de çok nitelikli, çok kaliteli, yani vay be hukuk adamı böyle olması lazım diye altına imza atabileceğiniz konuşmalar var. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Mesela hani Osman Kavala değil sadece. Altan Tan veyahut da birçok başka isim de değil. Son yıllarda özellikle darbe teşebbüsünden sonra bu
Yargıtay 16. cezada yine siyasi baskıların neticesinde artık hukukun olmazsa olmaz belli kriterleri tamamen bir kenara atıldı. Bakın FETÖ olayından bahsedelim. FETÖ olayıyla ilgili devlet mekanizması MGK olsun, hatta yargıyı da ele alalım. Mayıs 2016'da Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi Fethullahçı Çete'nin bir terör örgütü olduğuna dair bir karar veriyor. Yine 26 Mayıs'ta ilk defa Milli Güvenlik Kurulu yine aynı yapı ile ilgili terör örgütü tanımında bulunuyor. Ondan önceki dönemlerle ilgili bana göre bu yapı zaten bir suç örgütüydü. Fakat bu suç örgütü bağlamında bu suç örgütünü destekleyen kimse yargılanmadı. Ama terör örgütü tanımı üzerine yüz binlerce insan bu terör örgütü vasfı, bu yapının terör örgütü vasfı bilincinde olmadan, ki bırakın onları devlet bile bilmiyordu, olmadan yüz binlerce insan kovuşturma geçirdi. Yani şimdi mesele sadece bir Osman Kavala meselesi değil ki. Ve bu kovuşturma yargılama süreçlerinde suçun, ceza hukukunun en temel olmazsa olmaz unsuru, yani manevi unsuru, yani kasten o suçu işleme, yani somut olarak terör örgütü dediğimiz olgunun da hizmet etmeyi o örgütün o vasfı bilinci içerisinde yapmış olmanın mahkeme tarafından net olarak ortaya konulması ve ispat edilmesi yükümlülüğü zaten bir kenara bırakıldı. Böyle olduğu için bu kadar yüz binlerce insan yargılanabildi. Dolayısıyla bugün yaşadığımız meseleler bunların doğal tezahürleri. Yani yeni bir şey yaşamıyoruz bugün. Ve bunların belki de örnekliğini Türkiye'de ortaya koymuş olanlar da yine bu Fethullahçı çete. 2000'li yıllarda açık ve net bir biçimde suç olduğu dönemlerde yargıda bir tasfiye sürecini gerçekleştirmek için kullandığı veya kullanıldığı dönemler. Ha, bunun sebebi üzerinde de durmamız lazım. O dönemde de Türkiye'de hukukun üstünlüğü geçerli değildi. O dönemde de toplum üzerinde ideolojik tahakküm söz konusuydu. Yargı bürokrasisi bu anlamda sopa olarak kullanılıyordu asker tarafından. Şimdi bunların hepsini konuşmadan bir bütün olarak bunları aşma iradesini toplumsal mutabakata dönüştürmeden Türkiye'nin huzura kavuşması mümkün değil. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli şeyler söylediniz, değerlendirmeler yaptınız Mustafa Bey. Teşekkür ediyoruz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, hukuktan sorumlu, hukuk işlerinden sorumlu Mustafa Yeneroğlu bizimle birlikteydi. Ve Gökçer Tayıncıoğlu'yla Osman Kavala davasının bugününü konuştuk. Takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Bu tutukluluk hali devam edecek ama bakalım önümüzdeki süreçte nasıl yeni davanın nasıl seyrini göreceğiz. Yani ne diyeceğim ben de bilemiyorum. Yani her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Bir sonraki sefer bakalım nasıl olacak, nakıs olacak diye, ama gerçekten bugün tahliye çıkar mı sorusu herkesin kafasındaki soru işaretiydi ama olmadı. Gökçer Tayıncıoğlu'yla da bugünü değerlendirmiş olduk. Şimdilik bizden bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Sizlere katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz için sayın seyirciler. İyi akşamlar.